Hartford, Connecticut'ta bulunan Wetsworth Atheneum Sanat Müzesi'nde Robert Rochenberg'e ait büyük bir resmi inceliyoruz. 1963 tarihli bu resmin adı Retroaktiv 1. Retroaktiv 1, John F. Kennedy'nin suikastinden hemen sonra yapıldı. Karşımızda halkı tarafından çok sevilen bir suikaste kurban giden ve bu resmin merkezi öğesi olan bir başkan var. Bu sebepler yüzünden resmin zamanın duygularına hitap ettiğini de söylemek mümkün. Sanatçı popüler medyada yer almış fotoğrafları seçmiş, bir araya getirmiş ve sanki bir yağlı boya tablo gibi bir tuval üzerine yerleştirmiş. Evet, burada popüler kültüre mal olmuş National Geographic ve Life gibi dergilerden alınmış birçok fotoğraf var. Her bir fotoğraf farklı bir şekilde ve renkle işlenmiş bu kompozisyonu oluşturan fotoğrafların bir duvarı meydana getiren tuğlalara benzediklerini söyleyebiliriz. Sanatçı kullanacağı filtreleri suikastten önce sipariş etmiş ama bu filtreler eline ulaştıklarında suikast yüzünden artık bambaşka bir anlam içeriyorlarmış. Evet, bu filtreleri sipariş etmiş, stüdyosuna gelmişler. Kennedy'nin ölüm haberini aldığında ise güneyde bir seyahatteymiş. Bu noktada Kennedy'ye ait bu görselleri kullanıp kullanmamak konusunda tereddüt etmiş. Çünkü suikaste kurban giden bir başkan olan Kennedy, halkın gözünde artık bambaşka bir yerdeymiş. Kennedy'nin portresi bir basın toplantısından alınmış. Oldukça büyük olan bu görselde göze çarpan el hareketiyle Kennedy'yi görüyoruz. Bu hareket Kennedy'nin sıklıkla kullandığı ve onu hatırlatan bir hareket olduğu için de iki defa gösterilmiş. Sanatçı fotoğrafı alıyor, ticari serigrafi baskısı yapan bir yere gönderiyor. Sonra da serigrafi mürekkebini kullanarak bu görseli elde ediyor. Bu görsellerin dergi ve gazetelerde yer aldıklarını düşünmeliyiz. Demek istediğim, serigrafi baskısını hazırlayan yerin bu görselleri önce büyütmesi gerekiyor. Önceden çok küçük bir görsel olduğunu düşündüğüm buradaki portakallara ait bu görsel tabloda neredeyse 45 cm, yani gerçek boyutlarından da büyük. Sanatın batıdaki tarihini düşünecek olursak, genelde sanatçının yeteneği, bir şeyleri eliyle üretmesi, fırçasının yetenekli olup olmadığı ön plana çıkar. Ancak burada mekanik bir süreç görüyoruz. İşleri daha da karmaşıklaştırmak için şunu ekleyelim tablonun yapıldığı zamana yani 1963'e geri döndüğümüzde çağdaş sanatın soyut olduğunu biliyoruz ama burada daha önceden gördüğümüz görsellerin yeniden önümüze koyulması var yani hiç de soyut olmayan bir şey. Roşenberg gibi sanatçılar soyut ekspresyonist sanata tepki gösteriyorlardı. Yine de tabloda sanatçının izlerini görmek mümkün. Bazı fırça darbeleri ve akmış boya izleri var bu yönüyle bu tam anlamıyla bir reproduksiyon yani yeniden üretim sayılmaz. Bunlar Jackson Pollock'un akmış boyalarına ya da Willem de Kooning'in enerji dolu fırça darbelerine bir referans olabilir. Ben bu tabloya baktığımda Kennedy değil, Kennedy'ye ait bir imgeyi görüyorum. Yani bunun reproduksiyon ve temsili olarak yapıldığını düşünmek mümkün. Karşımızda görsellerin bir birlikteliği var. Kennedy merkezi öğe ama yan tarafta bir portakal kasası, bir su bardağı, bir inşaat alanı ve bir astronot var. Birbirinden son derece farklı görsellerin birlikteliği söz konusu. Tüm bunlar o zamanlar dünyada ve pencerenin dışında olup bitenlerle alakalı şeyler. Rosenberg'in son derece meşhur sözlerine bir göz atalım. Ben resimlerimin stüdyomda olanlarla ilgili değil, penceremin dışında olanlarla ilgili olmalarını istiyorum bu soyut ekspresyonistlerin yaptığının tamamen zıddıdır. Pollock ve de Koning bir iç ortamda neler olup bittiğini yansıtmak isterken, ki bunun psikolojik ya da manevi olduğunu da düşünebiliriz, burada alışık olduğumuz sıradan ve bizi çevreleyen haberlerden ve gazetelerden alınmış, ticari ve endüstriyel hayatımızın parçası olan şeyler ön plana çıkarılmış. New York'un merkezinde bir stüdyosu olan Rochenberg'i bir düşünelim. Penceresinden dışarıya baktığında inşaat alanları, portakal satan bakkallar gördüğünden eminim. Aynen kendisinin de söylediği gibi. Ön planda ve merkezde yer alan Kennedy, tüm bu farklı şekillerle çevrelenmiş. Bir termometre ya da başka bir şeyi tahmin etmeye yarayan bir cihaz, uzayda salınan çıplak bir figür ve bir bardak su. Kennedy'nin Rusya ile girdiği uzay yarışı da çok meşhurdur. Kennedy'nin merkezdeki görsel olması ve bundan sonraki en büyük görselin de bir astronoda ait olması bu tabloyu Kennedy ve o zamanlar dünyada neler olup bittiği ile ilgili yapıyor. Kennedy Ay'a gitme konusunda vaat vermişti. Bu her ne kadar kendi hayatı süresince gerçekleşmemiş olsa da sonuç olarak ortaya bir sürü teknolojik ilerleme çıkmıştı. Rosenberg'in kendisi Amerikan uzay orogramının ya da genel olarak bilim ve teknolojinin bir fanatiğiydi. Kennedy son derece popüler bir başkandı ve bu anlamda Rochenberg'in de onu konu almaktan son derece memnun olduğunu söyleyebiliriz. Kennedy öldürüldükten sonra çok üzüldüğünü, hatta eserlerinin de politik anlamlar içermeye başladığını düşünüyorum. Bu tablo son derece çağdaş bir eser olsa da, Kennedy'nin ölümünden sonra yapıldığı için aynı zamanda onu hatırlatan bir esere dönüşüyor. Kennedy sonsuza kadar genç kalacak gibi. Tam da Amerikalıların ya da aslında tüm dünyanın aklında kalan haliyle temsil edilmiş. Bu anlamda da bunun önemli bir siyasi figüre duyulan saygıyı yansıtan bir eser olduğunu söylemek de mümkün. Bu, sanatçının toplamda 8 adet olan Kennedy çalışmalarından, Kennedy'nin mavi ile temsil edildiği tek çalışması. Diğerlerinde hep siyah-beyaz ya da gerçek renkler kullanılmış. Kennedy'nin mavi ile ve hayaletimsi bir şekilde temsil edilmesi, tablonun bu trajediyi ön plana çıkarmak için yapıldığı fikrini ortaya atıyor.